Sosyal Kız Kalesi'nde bugün bana bu aralar sık sık sorduğunuz bu leke problemlerine yönelik çok güzel bir krem hazırlayacağız. Neler kullanacağız kremimizde? Şimdi yaparken size anlatacağım. Ama en önemli özelliğini de bu kremin şöyle söylemek istiyorum. Lekeleri açacak ve ayrıca hücreleri yenileyecek içeriği olacak. Eğer istersek buna bir miktar SPF etkisi, yani güneş koruyucusu etkisi de bazı yağları ekleyerek katabileceğiz. Öncelikle uçucu yağlarımızdan bahsedelim. Parma roza yağı leke açmakta bilinen bir yağdır arkadaşlar. Gerçekten bunun ilaç gibi reçetesi de yapılır. Parma roza yağı arkadaşlar. Parma roza veya daha önceden hatırlarsanız buhur yağını başka şeylerde kullanmıştık. Aynı şekilde buhur yağını da kullanabilirsiniz. Başka neyimiz varmış? Limon yağımız var. Limon esansiyel yağı var. Limon esansiyel yağını da ben hem C vitamini hem de güzel kokusu için tercih ediyorum. Havuç yağım var. Havuç yağını aslında normalde bu kreme koymam. Ama SPF özelliği istiyorsam birazcık ekliyorum. Gelelim taşıyıcı yağımıza. Avokado yağı. Eğer avokado yağınız yoksa bunun yerine kayısı çekirdeği yağı kullanabilirsiniz. Ve en önemlisi kakao yağı. Kakao yağı hem kremimizi biraz kremsi modda olmaya götürecek. Yani azıcık daha böyle krem dokusunu verecek. Hem de kuru ciltler için bunu tercih ediyorum. Ama yok ben bir de gidip kakao yağı almak istemiyorum diyorsanız Hindistan cevizi yağını da birazcık miktarı azaltarak onun yerine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bal mumu tabii ki. Bal mumu da yine aslında kremsi yapı yapmak istediğimiz, yani serum değil de krem yapmak istediğimiz durumlarda bize o dokuyu sağlamakta yardımcı. Ayrıca bir bariyer görevi yapmakta da yardımcı. Ve başka hiçbir şey katmıyorum arkadaşlar içine. Hiçbir şey, koruyucu yok, bir şey yok. İki tane de şöyle boş kavanozum var. Bunları kullanacağım. Bir tanesini buzdolabına koyacağım. Diğerini kullanacağım. 2 ay kadar kullanıp diğerini buzdolabından çıkarıp devam edeceğim. Benmari usulü eriteceğimiz yağlara geçiyoruz. Bal mumumuzdan 2 tatlı kaşığı alıyoruz. Benmari'yi de size daha önce anlatmıştım. Şöyle daha büyük bir kapta kaynayan suyun içine diğer kabı koyuyorsunuz ve sıcakla direkt temas ettirmeden eritmeye bakıyorsunuz şu içindeki malzemeyi. Kakao yağını ekliyorum. Yaklaşık olarak 2 tatlı kaşığı yine. Ekledim. Evet ve bunu koyuyorum. Şimdi erimesini bekliyorum arkadaşlar. Aslında Instagram'ımda sık sık leke açıcı maskeler öneriyorum size. Ama düşünün onlarla birlikte bu kremi de kullandığınızda sonuç çok daha güzel olacaktır. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Bu gibi şeylerde hep sabırlı olmak lazım. Yani 3 gün deneyip de ay olmuyor deyip vazgeçmeyin arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 ay kadar kesinlikle söylediğim şekilde kullanın. Yoksa hiçbir sonuç alamazsınız. Cilt çok çabuk kötü olmadığı gibi çok çabuk iyi de olmaz. Mutlaka sabırlı olmak lazım. Bunu unutmayalım. Evet bakıyoruz. Tamamdır. Hemen hemen olmuş. Biraz da karıştırarak şöyle kalanını eritiyorum. Nitekim erittim gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunun içine avokado yağı veya kayısı çekirdeği yağı ekleyeceğim. Ben de avokado yağı vardı onu kullanacağım. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Koydum. Taşıyıcı yağımı koyduktan sonra sırada da esansiyel yağlar var. Unutmayın her zaman söylüyorum esansiyel yağları kullanmadan önce bileğimizin arkasında test ediyoruz. Eğer test edip yani nasıl test edeyim işte gidip bir şişe aldım ya zararlıysa diye düşünüyorsanız eczaneye gittiğinizde bu yağları sorduğunuzda önce denemek istediğinizi söyleyin. Birkaç damla damlatsınlar, patchle kapatsınlar. 12 saat bekledikten sonra eğer herhangi bir şey yoksa o zaman gidin alın. En güzeli bu. Şimdi geliyoruz. Limon yağı. 2 damla koyuyorum limon yağından. Koku için koyuyorum bunu. Evet. Ve nereye geldi sıra? En önemli yağımız Parma Rosa. Yani esasında bu işi yapacak olan yağ geldi. Unutmayın buhur yağı da olur demiştim. Bundan da yaklaşık 2 damla koyacağım. Bu yaptığım ölçü zaten deneme boyu yine olduğu için, küçük bir boy olduğu için bu kadar az kullanıyorum. Bu mesela şöyle düşünün daha büyük bir kavanoz istiyorsanız bütün ölçüleri 2 ile çarpın. O zaman daha büyük bir şey elde edeceksiniz. Evet şimdi Parma Rosa yağımı da koydum. Bir şöyle yeniden karıştırıyorum çünkü donmaya başladı. Hatta şöyle hafif bir tekrardan suya koyup eriteyim. Evet.
elimiz tekrar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunu karıştırma kabıma koyuyorum. Koy. Bazımız hazır. Şimdi buna öncelikle biraz lanolin ekleyeceğiz. Yaklaşık olarak 2-3 santim kadar ekleyebiliriz. Lanolin aslında hepimizin bildiği göğüs ucundaki çatlakları geçirmek için kullanılan kremdir. Kremimize, yani hazırladığımız şeye kremsi tat ve yoğunluk verecek arkadaşlar. Bunu da karıştırıyorum. Son olarak, onu demin size söylemeyi unuttum. Papatya hidrolatı, yani suyu veya da gül suyu kullanarak işlemimi tamamlayacağım. Bu da bir miktar böyle hidratize edici, yani nemlendirici etki sağlayacak. Yaklaşık olarak 1 veya 2 tatlı kaşığı koyacağım. Şöyle önce bir koyayım, bir tatlı kaşığı koyayım. Yetmezse ekleyebilirim. Onu bir de kremin kıvamını nasıl seviyorsanız onu göre ayarlayabilirsiniz aslında. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. İyice suyu emene kadar karıştıracağım. Gördüğünüz gibi böyle tereyağı gibi bir kıvam elde etmeye başladım. Arkadaşlar sabırlı olup karıştırın. O hidrolatı iyice emmesini sağlayın. En sonunda ememediği kadarını dökebilirsiniz veya yüzünüze sürebilirsiniz. Ekran total mutlaka kullanın. Hele yaz aylarında mutlaka kullanın. Ama şu demek değil. Kremimi sürdüm, işte güneş kremimi de sürdüm, çıktım. Hayır. 2 saat sonra tekrar süreceksiniz arkadaşlar. Kışında 3 kere falan sürüyorsunuz günde. Yani kışın 4 saatte bir, 5 saatte bir sürüyorsanız yazın 2 saatte bir sürmeniz lazım. Ama yaz, kış kullanmanız lazım. Çünkü güneş olmasa bile gün ışığı içindeki bazı etkenler cilt yaşlanmasında oldukça etkili. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün hidrolatı, yani gül suyunu emdi. Hidrolat dediğim şey saf gül suyu aslında. Teknik ismi o arkadaşlar. Şimdi bu yaptığımız krem bize kaç liraya patladı sizce? En fazla 6-7 liraya patladı arkadaşlar. Hatta en fazla, yani söylüyorum. Tabii ki şu kalan malzemeleri hesaplamıyorum. Kullandığım kısmını hesaplıyorum. Ki aslında bu esansiyel yağları hesapladığım zaman daha da az. Yani 3-4 liraya falan mal oluyor yaklaşık olarak. Evet, geldik işin sonuna arkadaşlar. Elimizde böyle kavanozlar hepimizin evinde vardır. Yoksa da internetten çok ucuz fiyatlara alınabiliyor bunlar. Yani tanesi 1 lira falan. Çok çok az miktarlar kullanıyoruz. Daha çabuk olmasını istiyorsanız siz biraz daha hidrolat ekleyebilirsiniz. Ama bu miktarlarda karıştırmak zor olduğu için çok tavsiye etmem. Daha sonra daha büyük miktar yapacağınız zaman kullanabilirsiniz onu. Gördüğünüz gibi deneme boyu kremi hazır. Mesela ben bu kremi sadece yüzümde değil, elimde de çok seviyorum. Alıyorum şöyle. Benim ellerimde çünkü çok leke oluyor. Çıkarıyorum. Ve sürüyorum. İşte bu kadar basit. Bugün leke açıcı, kuru ciltlere yönelik çok güzel bir krem tarifi anlattım size arkadaşlar. Mutlaka deneyin ve neler yaşadığınızı bizimle paylaşın. Ki sizden sonra yapmak isteyenlerin de bir fikri olsun. Videomu beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Abone olun. Hoşça kalın.